pet mi kötü haber vereceğiz? İşte bir iyi haber. Ankara'nın Ulus semtinde sokakta mendil, çakmak, su satarken sporla hayata ve sokaktan renkleri adlı projeyle Fenerbahçe Boks Okulu'na kazandırılan çocuklar şimdi katıldıkları turnuvalarda şampiyonluklar elde ediyor. Amerika'nın arka sokaklarından çıkıp bir Amerikan kahramanına dönüşen hayal kahramanı boksör. Hikaye basit. Fakirlik içinde geçen hayat, sporla gelen başarı, para ve hikayenin mimarı İtalyan aygırı Rocky Balboa. Onlarsa gerçek kahramanlar. 3 yıl önce başladı bu serüven ve büyük başarılarla devam ediyor. 25 altın eldiven hem Türkiye'de hem de Avrupa'da madalyaları topluyor. Hiç kolay olmamış bugünlere gelmek. Hepsi sokaklarda çalışarak büyümüş. Sokaklarda, sokak kanunlarına göre büyümek zorunda kalmışlar. Ta ki Fenerbahçe ellerinden tutana kadar. İlk 6 ay içinde birbirlerine bıçak çekenler oldu. Ama bu bıçak çeken çocuk şu anda mesela Türkiye derecesi yaptı. Ve altın yumruklar. Yaşları 9 ile 14 arasında. İşte onlardan biri Yasin. 12 yaşında. Sokaklarda mendil satmış, boyacılık yapmış. Spora başlamadan önce hayalim yoktu ama şimdi çok iyi çalışıp dünyanın en iyi boksör olmak. Ve 14 yaşındaki Ömer. Tezgahlarını kapıyordum simitçilik. Ömer'in 3 yıllık boks hayatına sığdırdığı başarılarsa az bir örneği. Manisa'da Türkiye şampiyonu oldum. Ömer'in artık hayalleri var. Başkan Atok çok teşekkür ederim bize yardım ettiği için. Onu olimpiyat şampiyonu madalyamı yollayacağım. Ve Nurettin Ovalı. O Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da başarıları elde etmiş. Sokaklarda mendil çakma satıyordum. Ben madalya başkanımız azizlerime hediye etmek istiyorum. Cengiz kardeşi Orhan'la birlikte boks yapıyor. Altı kardeşler. Sert bak, mendil öyle satıyorduk. Böyle Mustafa hocamızın sayesinde oralardan kurtulduk. Cengiz'e hayalin ne diye sorduğumuzda önce duraksıyor. Çarpak satarken bir hayalim var. Annemi kurtarmak, doğamı kurtarmak. Ve yaşadıkları yerler. Cengiz, Orhan, Yasin'le birlikte gidiyoruz mahalleye. Cengiz ve Orhan'ın evindeyiz. Altı kardeşin ailesiyle yaşadığı ev, bir gecekondunun en üst katı. Evin içindeki divanı kaplıyor, iki kardeşin aldığı madalyalar. Anneleri tabii ki gururlu. Her sefer böyle madalya getirdiği zaman gururcu oynayın. Yasin'in evi de Cengizlerin biraz ilerisinde. Bir başka gecekondudan yükselen başarı. Onun da evinin duvarında Sırbistan'da elde ettiği başarının bayrağı asılı. Boynunda elde ettiği madalyalar, yanında kız kardeşleriyle bakıyor umut dolu gözlerle. Onlar artık sokakta çalışan çocuklar değil. Devletin şefkatlerinden mahrum kalıp Fenerbahçe'nin desteğiyle yepyeni bir hayata başlayan pırıl pırıl Türk gençleri. Ve Fenerbahçe onların tekrar sokaklara dönmemesinde kararlı. Düzenli olarak da A'dan Z'ye kıyafetleri devamlı alınıyor. Teşekkürler altın yumruklar. Teşekkürler Mustafa Hoca. Sosyal sorumluluk örneği için teşekkürler Fenerbahçe. Evet, sanırım Türkiye'nin en gözü yaşlı haber sunucusu olarak kayıtlara çoktan geçtim ama böyle bir haberi izleyip duygulanmamak mümkün değil. Ben de bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'a buradan gerçekten de minnettarlığımı gönderiyorum. Böyle bir haber gündemi içinde bize böyle nefis bir haberi hediye ettiği için. Yoğun bir gündem içinde.